Şimdi genel itibariyle baktığımızda temamız tamamladık. Benim burası dikkatimi çekti. Burası biraz dışa taşmış. Hemen bakalım. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bit 286 demişiz. Kospal tab panel. Hemen bakalım. Header'la işimiz bitti. Kapatalım header'ı. Spray'ı bir açalım. Spray'ın içini boşaltmıştık. Biz bunları tema klasörümüzün içine almıştık. CSS dosyamızı açalım. Spray CSS dosyamızı. Şimdi padding left margin 0 demişiz. Margin eksi 5 piksel yapalım bir. Pardon, margin 0, margin 0 kalsın. Bunu seçelim. Tab panel. Baksına bakalım. Bize bu lazım değil. Tab panel, tab. Tab paneli bir geri çekelim. Margin left eksi 5 piksel diyelim. Save all diyelim. Tekrar bakalım. Herhangi bir değişim olmadı. O zaman aksına bakarsak bizim verdiğimizi almadı. Bakalım yanlış bir yere mi yaptık diye bakıyorum. Yanlış bir yere de yapmadık. Hemen buradan gelelim. Margin right 5 piksel diyelim. Right'tan 5 piksellik bir boşluk verdirelim. Bakarsak bir değişiklik olmadı. Margin right 5 piksel. Abartalım 50 piksel diyelim. F5 diyelim. Herhangi bir değişim olmadı. Şimdi buradan bakalım. Divide primary. Container var. Divide primary var. Margin top 10 piksel demişiz buna. Sidebar margin right eksi 8 demişiz. Eksi 18 dersek olmayacak. Biz bunu 0 dersek yine olmadı. Eksi 2 diyelim. Eksi 2 az geldi. Eksi 3 diyelim. 3 daha az geldi. Eksi 5 diyelim. Eksi 5 çok oldu. Eksi 4 diyelim biz buna. Eksi 4 bence gayet uygun. Hemen gidelim. Style CSS satır 87. Temamızın style dosyasına girelim. Buradan satır 87'ye hemen gidelim. Bu eksi 8'i eksi 4 yapalım. Kaydedelim. Şimdi F5 diyelim. Gayet güzel. Şu an yerine oturdu. Şimdi bu alt taraftaki sıkıntımızı da giderelim. Tarayıcılar arasında farklılıklar vardı. Örneğin Internet Explorer'da böyle. Google Chrome'da böyle. Mozilla'da da böyle geliyor. Hemen bunu düzeltmek için indekse gidelim. İndekse. Spray'ı da kapatalım. İndekste bakalım şimdi ne yapabiliriz. Şimdi biz kendimiz hemen bir navigasyon divi oluşturalım. Div div id navi bottom değil.
içtiğimizi kapatalım. Hemen yorumumuzu da yapalım. Navi battım div sonu diyelim. Bunun içine gelelim. Pardon. Bunun içine gelelim. Div id home div id ana sayfa diyelim. Div id ana sayfa diyelim. Kapatalım. Hemen bunun içine resim bir alalım. Link ile birlikte alalım. Buradan kopyalayalım. Link ile birlikte aldık. Şimdi burayı kaldıralım. Şimdi div id next diyelim. Div id next bottom diyelim. Bu div'i kapatalım. Hemen altına div id previous bottom diyelim. Hemen burada da div'i kapatalım. Şimdi burada span var içinde bir. Span'ı almayalım. Şuradan da span'ı kaldıralım. Span istemiyoruz. Biz span'lar içinde yazdırılmasın. Ben buradan PHP'nin başlangıcından PHP'nin bitişine kadar alalım. Bunu next'in işte bunu keselim. Previous'un içine yapıştıralım. Burada previous yazıyor. Hemen burada yine span istemiyoruz diyelim. Span'ı kapanışını da silelim. Bunu da kesip next'in içine yapıştıralım. Şimdi burayı now below bir kaldıralım. Şimdi Google Chrome'da F5 diyelim. Bakarsak burada geldi. Tamam. Şimdi hemen CSS dosyasını da açalım. Style CSS'i açalım. Şurada yapalım. İndekste yapalım yine biz bunu. Navi battım diyelim. Navi battıma new CSS rule diyelim. Navi battım this document. Evet. Hemen kuralımızı oluşturalım. Background resmi VP content'in içinde, temanın içinde, Jacworks'un içinde, images'ın içinde posta kaydetmiştik galiba. Navi BG background resmi olarak bunu alalım. Daha sonra temamızın yolunu alalım. Temamızın yolu yine lazım olacak bize. Ben alta inelim bir bakalım. Hemen yapıştıralım temanın yolunu. Kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak arka plan geldi. Arka plan tekrar ediyor. Arka planı tekrar ettirmeyelim. No repeat diyelim. Daha sonra box'ına gelelim. Bizim arka planımız kaç piksel ona bir bakalım. NavBG 167'ye 29'muş. Box'a gelelim 167'ye 29 diyelim. Float right diyelim. Top'tan da eksi 15 piksel yukarı çekelim. Eksi 15 piksel yukarı çektik şu anda. Hemen bakalım F5 diyelim. Bakarsak eksi 15 bizim için yeterli değil şu anda.
eksi 15 bizim için yeterli değil. Hemen bunu eksi 29, zaten bu altından 5 pikselde boşluk verirsek eksi 34 diyelim. Eksi 34 piksel diyelim. F5 diyelim. Bakarsak eksi 34 bizim için yeterli. Hemen margin right'tan 5 piksellik boşluk verdirelim tekrar. Aynı zamanda diğer tarayıcılarda da bir bakalım hemen. Evet, evet. Evet, şu anda hepsinde aynı görüntüyü yakaladık. Hemen bu Internet Explorer'daki border sorunu için bakalım. Buna border 0 diyelim. Yine image tag içinde border 0 diyelim. Daha sonra burada home ikon içinde yine border 0 diyelim. Kaydedelim. Şimdi bakalım Internet Explorer'daki bu border'lar gidecek mi? Evet, border'lar gitti. Gayet güzel. Şimdi ana sayfa dibini seçelim. Navi button'ın içindeki ana sayfaya biz box'ına full out left diyelim. Daha sonra gelelim next button'a, yine aynı şekilde next button'a da box'ına full out left diyelim. Daha sonra yine gelelim previous button'a, yine aynı şekilde box'ına float left diyelim. Şimdi bu şekilde kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak ileri diyelim mi? Evet, ileri de geri de aynı şekilde çıktı. Tamam, gayet güzel. Şimdi bakalım bizim ikonumuz 12 pikselmiş. Ana sayfayı seçelim. Box'ına bizim navi button div 29'du. 12 piksel ikonun boyunu çıkarsak geriye 17 kalıyor. 17'yi margin vererek devam ediyorum.